Merhaba arkadaşlar, özel güvenlik 63. yenileme eğitimi yazılı sınav soruları ve cevapları A grubu kitapçığı 76. soruda kaldık. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir? A soru sorma, B hemen sonuç çıkarma, C not alma, D göz teması kurma, E dinlediğimizi belli etme. Hemen sonuç çıkarma cevabımız B şıkkı. 77. soru. Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı soruyor bize. A. Eylemin çevreye veya güvenlik kuvvetlerine karşı tecavüze dönüşmediği müddetçe huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi sağlanır. B. Farklı görüşteki grupların karşılaşmaları halinde müdahale edilmez, sadece uzaktan takip edilir. C. Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı topluluk korunup güvenliği sağlanır. D. Topluluktan dışarıya karşı yapılabilecek saldırılar engellenir. E. Provokatörler tarafından topluluğun amacından saptırılması engellenir. Bizim için yanlış olan cevap farklı görüşteki grupların karşılaşmaları halinde müdahale edilmez, uzaktan takip edilir. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Cevap 5. 78. soru. Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir? A. Sahnede dans edenler. B. Stüdyoda koro halinde şarkı söyleyenler. C. Bilet kuyruğunda bekleyenler. D. Spor salonunda halk oyunları oynayanlar. E. Mahalle sahasında basketbol oynayan çocuklar. Bakın, bilet kuyruğu dışındaki seçeneklerin hepsi ilgiyle alakalı. Ama bilet kuyruğu bir zorunluluktur. Yani C şıkkı. 29. soru. Aşağıdakilerden hangisi liderlerin topluluğu etkileme ve yönlendirme için genel olarak en çok kullandıkları yöntemlerden birisi değildir? A. Sunum yapma, B. Zor kullanma, C. Ödüllendirme, D. inandırma, E. ikna etme. Cevabımız sunum yapma. Bu çok fazla kullanılan bir yöntem değil ama diğerleri zor kullanma, ödüllendirme, inandırma, ikna etme kullanılan yöntemler arkadaşlar. 80. soru. Güven Park'ta meydana gelen yasa dışı eylem sonrasında güvenlik görevlisi Fatih ve arkadaşları bir şüpheliye kelepçe takarken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? A. Fatih kelepçe takacağı kişinin arkasında bulunmalı ve hareketlerini kontrol altında tutmalıdır. B. Kelepçe takıldıktan sonra yerine oturup oturmadığı kontrol edilmelidir. C. Diğer görevlilerin kelepçe takan Fatih'in emniyetini sağlamasına gerek yoktur. D. Şahsın el, kol ve ayak hareketleri yapması gibi davranışları önlenmelidir. E. Şahsın silahlı olup olmadığına dikkat edilmelidir. Burada yapmaması gereken, yapılmaması gereken diğer görevlilerin kelepçe takan Fatih'in emniyetini sağlamasına gerek yoktur. Yanlış. Yani cevabımız C şıkkı. Tam tersi, kelepçe takan Fatih ile diğerlerinin kontrol etmesi, hani ona bir zarar gelmesi durumunda müdahale etmeleri açısından önemlidir. Cevap C şıkkı. 81. soru. Aşağıdakilerden hangisi özellikle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşünde önderlik yapan kişilerin genel özelliklerinden birisi değildir? Etkileyici konuşma yeteneği, üstün fizik yapısı, cesaretli olması, kalabalıktakilerden daha yaşlı olmaları, katı tutumu. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Daha yaşlı olmaları cevap. 82. soru. Grupla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Grup üyeleri tek başlarınayken bazı duygularını frenleyip bilinçaltına atabilirler. B. Grup halindeyken duygular bilinç üstüne çıkar ve sorumluluk duyguları genellikle kaybolur. C. Kişinin grup içindeyken sorumluluk duygusunun azalması ve çoğunluğun
gücü arkasına sığınması istemedik davranışlarda bulunmasına sebebiyet verir. D. Grupta duygusallık hakim olduğu için bir hareket yapılacağında çoğu zaman hareketin neden, nasıl ve kime karşı yapılacağı tartışılmaz. E. Grup hareketleri genellikle üyelerinin bireysel istek, beceri ve tutumlarına göre belirlenir. Yanlış olan tabii ki E şıkkı, grup hareketleri genellikle üyelerinin bireysel istek. Gruplarda bireysel istekler kesinlikle ön plana çıkmaz arkadaşlar. Bu yanlış E şıkkı. 83. Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir? A. Hat düzeni, B. Çember düzeni, C. Kama düzeni, D. Yakın koruma düzeni, E. Bariyer düzeni. Cevabımız kama düzeni. 84. Aşağıdakilerden hangisi yasa dışı toplumsal olayları başlatma usullerinden birisi değildir? A. Yaygın propaganda yapmak, B. Heyecanı arttırmak, C. Önceden mülki amirliğe bildirim yapmak, E. Eyleme geçmek, E. Etkili konuşma yapmak. Önceden mülki amirliğe bildirim yapmak yasa dışı toplumsal olayları başlatma usullerinden birisi değil. 85. soru. Belirlenen bir hedefe ve amaca ulaşabilmek için önceden belirlenmiş plan, yol, usul ve yöntemlere ne denir? A. Davranış, B. Strateji, C. Yöntem, D. Taktik, E. Eylem. Bu D şıkkı seçenekler içerisindeki taktik denir arkadaşlar. 86. Şehrin herhangi bir yerinde meydana gelen yasal olmayan bir toplumsal olayı başlatan ve sürdüren topluluklar hedeflerine ulaşmak ve daha etkili olabilmek için kendilerine engellemeye çalışan güvenlik kuvvetlerine karşı hangi taktikleri uygulamazlar? A. Dikkatleri başka noktaya çekmek, B. Bayrak ve flam açarak marşlar söyleme, C. Güvenlik kuvvetlerini kuşatma, D. Dağılıyor gözükerek tekrar toplanma, E. Sorumlu güvenlik amiriyle diyaloğa geçme. Tabii ki cevabımız E şıkkı, diyaloğa geçme. 87. soru. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamalarından biri değildir? Daima bir tehlike vardır. Suikast veya saldırının ne zaman yapılacağını önceden bilmek mümkün değildir. Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden önce kişinin gidebileceği bir yol seçimi yapmak gerekir. C. Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır. D. Yakın koruma hizmetlerinde başarı öncelikle görevlendirilen personelin sayısına bağlıdır. E. Saldırı veya tehlikeyi uygun usul ile bertaraf etmek gerekir. Korunan kişiye yumurta atılıyorsa hemen silah çekilmemelidir. Cevabımız D şıkkı. Yakın koruma hizmetlerinde başarı öncelikle görevlendirilen personelin sayısına bağlıdır. 88. soru. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan yapılan saldırılar ve kullanılan silahlarla ilgili doğru bir ifade değildir? Doğruca cevabı söylüyorum arkadaşlar. Saldırının nedeni sadece terör amacına yöneliktir. 89. soru. Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinden oturduğu yer neresi olmalıdır? Seçenekler içerisinde cevabımız makam aracının ön sağ koltuğu olmalıdır. Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Yapılmaması gereken önemli kişi VIP araçtan inmeden araçtan inmeli ve saygısını göstermelidir. Bu yapılmamalıdır. 91. soru. Saldırı esnasında önemli kişiyle ilgili yapılacak olan ilk iş
ne olmalıdır? Cevabımız, korunan kişi saldırının ters istikametine kaçırılmalıdır. 92. soru. Aşağıdakilerden hangisi gidilecek güzergahlarda hassas noktalardan sayılmaz? Hastaneler, yerleşik binalar, köprüler, tüneller, trafik lambaları. Cevabımız hastaneler. 93. soru. Hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar hangi koruma çemberinde bulunur? İç çember, orta çember, dış çember, ara çember, kenar çember. Cevabımız dış çember. 94. soru. Aşağıdakilerden hangisi talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir? Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Cevabımız milletvekilleri. 95. soru. Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir? İş yeri koruma, konut koruma, yakın koruma, beden sağlığını koruma, özel koruma. Cevabımız D şıkkı, beden sağlığını koruma. 96. soru. Özel güvenlik görevlisi genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Direkt cevabı söylüyoruz arkadaşlar. D şıkkı, genel kolluk gelene kadar şüpheli ve tanıkların ifadesini alır ve olayın soruşturmasını yapar. Özel güvenlik görevlisinin ifade alma ya da soruşturma yapma yetkisi yoktur arkadaşlar. 97. soru. AVM'de görev yapan özel güvenlik görevlisi Ahmet, gerçekleşen hırsızlık olayının failini yakaladığında yapması gereken aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. Yetkili özel güvenlik müdürüne haber vermek. B. Cumhuriyet Savcısına haber vermek. C. Valiliğe haber vermek. D. Gözaltına alıp adliyeye getirmek. E. Muhafaza altına alıp genel kolluğa haber vermek. Yapması gereken E şıkkı. 98. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir? Jandarma komutanı, emniyet müdürü, belediye başkanı, garnizon komutanı, mülki idare amiri. Tabii ki cevabımız E şıkkı, mülki idare amiri. 99. soru. Özel güvenlik görevlileri hangi durumlarda 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda belirtilen yetkilerini kullanamazlar? A. Görev süresi içerisinde. B. Özel güvenlik kimlik kartının yakasına takılı olmadığında. C. Görev alanında. D. Kişi koruma esnasında. E. Geçici özel güvenlik izni verilen yerlerde. Cevabımız B şıkkı. Özel güvenlik kimlik kartımız yakamızda takılı değilse hiçbir işlem yapamıyoruz. Burada da cevap yakasında takılı olmadığında diyor. Yanlış, cevabımız B şıkkı. 100. soru. Adli makamlarca çıkarılan yakalama kararı kişinin hangi hakkını kısıtlar? Özgürlük ve güvenlik hakkı, mülkiyet hakkı, yaşama hakkı, konut dokunulmazlığı hakkı, özel hayatın gizliliği hakkı. Cevabımız arkadaşlar özgürlük ve güvenlik hakkını kısıtlar.